Önceki hafta mobilya sanayi sitesi içerisinde bulunan iki nakliye firması arasında yol verme meselesi yüzünden cereyan eden tartışma yerini kavgaya bırakınca olaylar büyümüş ve emniyet ekipleri tarafından ayırmak için uyarı ateşi açılmak zorunda kalmıştı. Olayın ardından barış ve sükunetin sağlanması için nakliye firmaları ile görüşmelerde bulunan İnegöl Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz ve 39 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Yusuf Ziya Özbek konuyu tatlıya bağlayarak tarafları barış yemeğinde bir araya getirdi. Evet. Tokalaşın evet. Tekrar abi bakalım buraya. Buraya doğru. Buraya doğru bakabilir miyiz? Böyle bakalım. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, "Bugün burada toplanmamızın nedeni İnegöl'de birlik ve beraberliğin nasıl en üst noktada olduğunu göstermektir." diye konuştu. Burada bugün toplanmamız nedeni İnegöl'deki birlik beraberliği nasıl en üst noktada olduğunu göstermek. Birkaç akşam önce maalesef bu basına da yansıdı. İki güzide nakliyatımız arasında istenmeyen bir tatsız bir olay gerçekleşti. Bazı kavgalar çıktı. Ama biz tabii ki bunu böyle bırakamazdık. Çünkü biliyorsunuz Arnavutu'yla, Çerkezi'yle, Lazı'yla, Gürcüsü'yle, Boşna'yla, Kürdü'yle hepimiz bir kardeşiz. Aynı bayrağın altında yaşayan, aynı yöne bakan insanlarız. Tabii ki hiçbir zaman huzurun olmadığı yerde ticaretinde olmayacağını biliyoruz. Huzurun olduğu yerde her türlü ticaretin yapılabileceğini, ekonominin de huzura dayalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu işe dediğimiz gibi duyarsız kalamazdık. Burada bir böyle birlik beraberlik yemeği verdik. Biz sonuna kadar her zaman birlik beraberliğiz. Bunu kesinlikle kimse unutmasın. İnegöl'de huzurun biz bekçileriyiz. Sivil toplum kuruluşları olarak, iş adamları olarak. İnegöl'de hiçbir zaman birliğin, beraberliğin bozulmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz huzurlu olduğumuz sürece ticaretimiz daha da ileriye gidecek. Bakıyorsunuz zaten. Bizle Hacı Abi'nin arasında bir şey yok. İki tane genç, kent kaynaklarına mücahil yer.